1918'den başlayarak kabaca 18 aylık bir süre boyunca New Orleans şehri ve çevresi bir seri katil tarafından sarsıldı. Daha sonra bu katile X-Man yani Baltacı denilecekti. Karabasan gibi geceleri insanların üzerine çöküyordu. New Orleans'ın gölgelerinde gizleniyor ve sadece geceleri saldırıyordu. Toplamda 12 kişiye saldırdı ve bu saldırdığı kişilerden 6 tanesi öldü. Katil ise ürpertici bir şekilde sadece kurbanları uyurken onları avlıyordu. Özellikle de etrafta kocaman baltayla evlere girdiği gözükmemesi için ve etrafta dikkat çekmemesi için farklı bir yöntem kullanıyordu. Sadece ev sahiplerinin baltalarını kullanarak onları öldürüyordu. Bu kanlarla örtülü baltaları da olay yerinde bırakıp karanlığa karışıyordu. 23 Mayıs 1918'de 4901 Manolya Caddesi'nde ilk şüpheli X-Men saldırısı gerçekleşti. Catherine ve Joseph Maggio baltayla vahşice katledildi. Bundan sonra bu da yetmezmiş gibi boğazları bir bıçakla kesilmişti. Catherine'in neredeyse kafası gövdesinden ayrılmıştı. Joseph ise birçok ağır darbe almıştı. Bu cesetleri ise Joseph'in kardeşleri buldu. Kardeşleri Joseph de aynı evde yaşıyorlardı ama gece yaşanan boğuşmaları duymamışlardı. Çevrede de kimseyi görmemişlerdi. Mutfak kapısının alt kısmı parçalanmıştı. Kapının yanında ise bir balta duruyordu. Evet, bu balta katilin kullandığı baltaydı. Kanlar içindeydi. Özellikle de parmak izlerine bakacak olursanız katili bulması çok kolaydı. Ama sorun şu ki, parmak izi yöntemi çok erken zamanlarında, emekleme dönemlerindeydi. Kullanılıyordu ama ana metot değildi. Bu yüzden baltalı saldırganı parmak izleriyle bulmak için çabalamadılar. Aradan bir süre geçti. 28 Haziran 1918'de Dorgenois ve Larpe caddelerinin köşesinde başka bir saldırı gerçekleşti. Louis Bazemur ve Anna Love ağır şekilde yaralanmıştı. Onları John Zanka adında bir fırıncı sabah teslimatını yaparken buldu. Fırıncı küçük samimi yerleşkede kapı kapı dolaşıp evlere ekmek bırakırken bu vahşeti kucaklamıştı. Polis belirli bir süre fırıncının katil olabileceğini düşünse de daha sonradan John Zanka suçsuz bulundu. Saldırıdan sonra Louis ağır yaralarına rağmen hayatta kaldı. Ama karısı Anna ağır yaralarıyla beraber 7 hafta acı çektikten sonra hayatını kaybetti. Bu acı dolu günlerinde ise Anna polise gördüğü bilgilerden bahsetti. Katil beyaz, uzun ve iri bir adamdı. Balta kullanıyordu. Olay yerine gelecek olursak, yatak odası kapısının alt paneli kırıktı ve bir kez daha olay yerinde kanlı bir balta bırakılmıştı. Yani katil ilk baltalı cinayetteki katilin aynısıydı. Ama yeterli kanıtın olmamasından dolayı Louis Bazemur karısını öldürmekten hapse atıldı. 5 Ağustos 1918'de polisler tarafından açıklanamayan bir ev konumunda Bayan Ed Schneider kocası tarafından öğlen vakti kanlar içinde bulundu. Bayan Ed Schneider hamileydi ve yaralı olsa da hala hayattaydı. Kocası onu hastaneye götürdü ve doktorlar yaraların ölümcül olmadığını ve karısının yaşayacağını belirttiler. Haftalar sonra ise doğum başarıyla gerçekleşti ve tüm dehşet yavaşça yok oldu. Bu sırada evde araştırma yapan polisler evdeki baltanın eksik olduğunu fark ettiler. Fakat bu sefer alt kısmı parçalanmış bir kapı yoktu. Belki de katil hamile bir kadına saldırdığını fark edince onu bırakmıştı ve imzasını atma gereğini de duymamıştı. 5 gün sonra, 10 Ağustos 1918'de, bildirildiğine göre Tonti ve Gravier Caddesi yakınlarında 80 yaşındaki Joseph Ramon'un yeğenleri tarafından bulundu. Kafası ezilmişti ama hala yaşıyordu. İddiaya göre yeğenleri saldırganı görmüştü ve onu koyu tenli, uzun boylu, kilolu bir adam olarak tanımladılar. Joseph Romano ise 2 gün sonra hayatını kaybetti. Tüm bu olaylar yaşanırken de New Orleans gazetesi 1918 yılının Ağustos ayı boyunca katil odaklı gazeteler basmaya başladı. Silahlı halkın geceleri nöbet tuttuğunu ve ev sakinlerinin geceleri sırasıyla nöbetleştiklerini belirtti. Polis kuvvetleri de günlük daha fazla çalışmaya başlamıştı. Bu tam olarak doğru değildi ama katile gözdağı vermek isteniyordu. Ve istenilen gözdağı verilmişti. 7 ay boyunca hiçbir saldırı olmadı. Katil tamamen sessizliğe çekildi derken 10 Mart 1919 yılında Cortumiglia ailesi saldırıya uğradı. Rose Cortumiglia, kocası Charles'ın sesine uyandı. Kocası baltacı denilen katille dövüşüyordu. Bu, kocasının ağır bir şekilde kaybedeceği bir dövüştü. Rose, Charles ve onların küçük kızı baltacı tarafından ağır yaralandı. 2 yaşındaki kızları daha sonradan trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Rose ve Charles ise hayatta kalmayı başardılar.
Ve evet, bu saldırıda kullanılan balta yine evin içerisinde bulunan bir balta tarafından yapılmıştı. Bir süre geçti. 13 Mart 1919 tarihinde New Orleans gazetesine bir mektup geldi. Kağıda baltacı tarafından bir yazı yazılmıştı. Kağıtta şunlar yazıyordu. Saygıdeğer ölümlü. Beni asla yakalayamadınız ve yakalayamayacaksınız. Beni hiç görmediniz çünkü ben görünmezim. Dünyanızı çevreleyen eter gibiyim. Ben bir insan değilim ama en sıcak cehennemden bir ruh ve düşmüş bir iblisim. Siz Orleanslılar ve sizin aptal polisleriniz bana baltalı diyor. Benim kim olduğumu araştırmayın. Çünkü gördüğünüzde hiç doğmamış olmayı dileyeceksiniz. Sonra da baltacının gazabını tadacaksınız. Belki beni en kötücül katil olarak tanımlıyorsunuzdur ki evet, en kötücül katil benim. İsteseydim yüzlerce vatandaşı tane tane katledebilirdim. Daha kötüsü olabilirdim. Çünkü ölüm meleğiyle yakın bir ilişkim var. Evet, fazla egoist, kibirli bir katil. Bakacak olursak 12 kişiyi uykusunda öldürmeye çalışıyor ama sadece 6 tanesini öldürebiliyor. Bu durum biraz beceriksizlik gibi. Tabii elinde oyuncakmış gibi kurbanlarıyla oynayabilir ve onları belki sağ bırakmak da isteyebilir. Yine de Zodiac katiliyle karşılaştırıldığında aşırı kibirli oluşu ve tutumu onu korkunç bir katil yapmıyor gibi. Zodiac katili polislerle zekası yoluyla dalga geçip parmak izleriyle suçluyu bulmanın yaygın olduğu zamanlarda cinayetler işleyen biriydi. Hep polisin gözü önünde oldu ama asla yakalanmadı. Baltacı'ya dönecek olursak, kendisi daha sonralardan atacağı bir mektubunda caz müzikten ne kadar hoşlandığını ve gelecek salı sadece caz müzik dinleyenleri öldürmeyeceğini söyledi. Bunu bir gazeteye attı ve bu şekilde de istekte bulundu. Ve salı günü tüm şehirde caz müzikler çalmaya başladı. Plaklara erişimi olmayan kişiler de yakın canlı müzik mekanlarına doluştu. Katil o gece kimseyi öldürmedi. Gerçekten sözünü tuttu. Belki de o gece şehirde bile değildi ve şehir halkıyla dalga geçmek istedi. Belki de sevdiği tınıların tüm şehirde dağılması ona ayrı bir haz vermiştir. Hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama bazen okul zil seslerini ayarladıkları bilgisayara geçip daha sonra da USB ile sevdiğim bir şarkıyı tüm okula dinletmek istemiştim. Yıllarca bu karşı konulmaz istekle yaşadım ama bir okul müdürünün kulağıma asılıp disiplin cezası verecek olması beni frenlemişti. Bu da bir tık aynı hissiyatı veriyor. Bu caz gecesinden sonra aylar geçiyor. Baltacı Boca ve Sarah denen iki farklı kişiye daha saldırıyor. Ama bu iki kişi de hayatta kalmayı başarıyor. Hiçbir delilin elde edilmediği ve diğer tüm olaylarla olduğu gibi evdeki baltayla yapılan saldırılar bunlar. Fakat 27 Ekim 1919 yılına geldiğimizde baltadanın iyice kontrolden çıktığını görebiliyoruz. Easter ve Mike Pepito'nun yaşadığı eve giriyor. Baltalarını kapıp Mike'a saldırmaya başlıyor. Bu sırada saat 1 gibi Easter uyanıyor ve kocasının bağırışlarını duyuyor. İçeri gittiğinde kocasının tamı tamına 18 kere kafasına balta darbesi aldığını görüyor. Kocasına saldıran baltalı katilin ta kendisi ama tek başına değil. Yanında biri daha var ama Easter bu iki kişiyi karanlıkta kaçtıkları için tanımlayamıyor. Bu da baltacının son saldırısı oluyor. Tüm bu olaylardan sonra bir daha aynı yöntemle birine saldırmıyor. Ve gazetelere mektuplar gelmiyor. Peki tüm bu noktada ne yaşandı? Burada eski cinayetlerden birine dönelim. Louis Bazemore ve karısı Anna'nın saldırısına dönelim. Çift vahşice yaralanıyor. Louis tüm bunları atlatırken karısı Anna 7 hafta boyunca acı içinde kıvrandıktan sonra hayatını kaybediyor. Bunun üzerine Louis'i katil olarak görüp hapse atıyorlar ama bu sırada Anna'nın itiraf ettiği birçok şey var. Louis aslında bir ajan, gizli yürüttüğü bir sürü işi var. Büyük ihtimal baltalı katilin amacı kocasını durdurmaktı. Bu yüzden de bu olay başlarına geldi. Kocasının pis işleri onları ölüme yakınlaştırdı. Daha sonra polisin araştırmasına göre Louis'in Yidiş ve Rusça mektuplar yazdığı ortaya çıktı. Tüm mektuplar incelendiğinde Louis'in Alman bir ajan olduğu netleşti. Yine de baltalı katil profiline uymuyordu. Bu yüzden de Louis Bazemore'ı serbest bıraktılar. Bu hikayede katil olmaya en yakın Louis Bazemore gibi duruyor ama daha iyisi var. Geriye kurbanların dışında bulunan bir isim kalıyor. Joseph Mumphrey. Bu isim baltalı katilin en son saldırısıyla bağlantılı. Esther ve Mike Pepiton saldırısı. Mike Pepiton 18 kere kafasını yediği darbelerden ölüyor. Easter ise bekar kalıyor. Bu trajediyi kaldıramadıktan sonra ve New Orleans artık onu boğmaya başladıktan sonra Los Angeles'a taşınıyor. Burada Angelo Albano adında bir adama aşık oluyor ve onunla evleniyor. Ama ikinci kocası ilk kocasının öldürülmesinin ikinci yıl dönümünde ortadan kayboluyor. Ve bir daha kimse onu bulamıyor. Ardından Easter'ın aklına bir isim geliyor. Joseph Mumphrey. Bu adam Angelo'nun eski iş ortaklarından biri ama araları açılıyor. Bu yüzden de araların açıldığı bir iş arkadaşı onu öldürmek isteyebileceğinden aklına bu geliyor.
Aralık 1920 yılında Manfrey Esser'ın evine geliyor. Ondan $500 istiyor ve tehdit ediyor. Diyor ki, kocanı öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm. Ama işler bu şekilde yürümüyor. Esser altı patlarını çıkarıp Manfrey'i vuruyor ve Manfrey orada can veriyor. Peki tam olarak bu Manfrey kim? Kendisi sürekli olarak hapishaneye girip hapishaneden çıkan bir suçlu. Bir mafyaya çalışıyor ve mafyanın pis işlerini yapıyor. Ve hapishaneden çıktığı tüm zamanlar baltacının öldürdüğü zamanlarla eşleşiyor. Kendisi baltacı olarak yakalanmasa da başka suçlardan ele veriliyor. Özellikle de saldırılan 12 kişinin 12'si de İtalyan. Yani mafyanın çalıştığı mafya, İtalyanları hedef alan bir mafya. Tamamen rastgele gözüken bu cinayetlerse aslında bir mafyanın işi. Özellikle de Mike'ın 18 kere baltayla kafasına darbe yediği gece 2 tane kişi görülüyordu. Yani baltalı tek kişi olamaz. Yani mafya birden fazla kişiyi geceleri öldürebilmesi için yolluyor. Polisler de tüm olayı bu şekilde açıklasa da yetersiz kanıttan dolayı dava düşüyor. Ve New Orleans baltacısının kim olduğunu asla bilmiyorlar.